Herkese merhabalar, ben Emine Köy Mutfağı'ma hepiniz hoş geldiniz. Bugün azıcık ciğerle harika bir tarif sizlerle paylaşıyorum. Mangal tadında mükemmel bir lezzet oluyor. Hadi hemen yapımına geçelim. Şöyle bir parça ciğeriniz varsa harika bir tarif sizleri bekliyor. Öncelikle şöyle küp küp olacak şekilde doğruyorum ben. Dana ciğeri kullanıyorum. Kasabımdan ben üzerinin zarını alınmış bir şekilde aldım. Şimdi harika bir sonuç elde edeceğiz inşallah hep beraber. Sizler de hayret edeceksiniz. Emine Hanım bu kadarcık ciğerden bu kadar lezzet nasıl oldu diye. Evet, gördüğünüz gibi böyle kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Şöyle elime bir tane çöp şiş alıp bir tane kesmiş olduğum şöyle iç yağdan alıyorum. Bir tane de ciğerimizden geçirelim. Yine bir tane böyle iç yağımızdan alıyoruz. Yine bir tane ciğerimizden. Gördüğünüz gibi bu şekilde böyle porsiyonluk hazırlayalım. Isınmış olan döküm tavamı ben iç yağ ile şöyle bir yağlıyorum. Ve şimdi hazırlamış olduğumuz şişlerimizi tavamıza alalım. Çevirili şişlerimizi. Çok çabuk pişiyor çünkü. Bu yüzden şöyle çevire çevire pişirelim. İlk koyduklarım sürekli böyle çevire çevire artık piştiler. Gördüğünüz gibi artık hemen tabağıma alıyorum. Yaklaşık 7-8 dakikada piştiler. Şöyle 2 tane de ben yeşil biber hemen şöyle pişiriyorum yanında. Tavada son ciğerlerimiz pişerken gelin biz de tarifimi hazırlayalım. Ben 2 tane beyaz soğanı piyazı doğradım, hazırladım. Üzerine bir miktar ince kıyılmış maydanoz alıyorum. 1 çay kaşığı dolusu da sumak aldıktan sonra hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Bugün azıcık böyle karaciğerle mangal tadında harika bir tarif sizlerle paylaştım. Yapımı gerçekten oldukça kolay. Bu yağları tabii ki tüketmek zorunda değilsiniz ama bu yağlı bir şekilde pişirirseniz bu ciğerleriniz kesinlikle kurumamış olur. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın bunu biz yağlı yapmamış olsaydık bunlar çok kururdu. Hemen şöyle bir tane daha alıp içini göstereyim. Bakın şu yağını çıkartıp şöyle bir ciğer daha alıyorum sizler için. Şöyle elimle açıyorum ki görmenizi istiyorum. İçi yumuşacık, her tarafı yumuşacık, kesinlikle kurumadan harika ciğerlerimiz oldu. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.